Uzun süredir senden haber alamamıştık. Esther Hanım'la birlikte kalkıp sana geldik. Senin için oldukça endişeleniyorduk. Ne de olsa akrabayız, öyle değil mi? Günden güne tecrit edilmene daha fazla razı olamazdık. Bak anne, ben de bir anneyim ve duygularını kesinlikle çok iyi anlıyorum. Kızımın benden bir an bile ayrılmasını düşünmek bana oldukça acı verirdi. Yıllarca çocuk sahibi olmayı bekledim. Bir gün bir ağacın altında otururken gagasıyla yavrularını besleyen bir kuş gördüm. İşte o an bir çocuk sahibi olma arzusu bütün benliğimi sardı. İmran Allah'a mabette hizmetkarı olacak bir çocuk vermesi için yakardı. Merhametli Rabbim dileklerimizi kabul etti. Adağınız bir kız çocuğu için değil, erkek çocuğu içindi. Bu adak geçerli değil. Kız çocuğu erkek çocuğunun yerini tutamaz. Bunu herkes bilir. Bu kız erkek çocuklarından daha yücedir. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Madem öyle, kız çocuğu doğuranlar neden bir süre gözden kayboluyor o zaman? Dünyaya gelen her kız çocuğu ailesi için bir utanç kaynağı oluyor. Beni görmüyor musun? Bir erkek evlat doğurmak için yer bağımla evlendirildim ama bir kız doğurdum. Dikkat et. Kızın sağlıklı ve güzel. Onu doğurunca Allah'ın analık sevgisini biz kadınlarda nasıl arttırdığını hissetmişsindir, değil mi? Golda, kızını sevmiyor musun? Onu kucaklayıp öptüğünde kız ya da erkek olması senin için fark ediyor mu? Hayır. Hayır, ben kızımı seviyorum. Doğum sancısı bittiğinde onu kucağıma verdiler. Karnımda taşıdığım çocuğu gözlerimle gördüm. Canlıydı ve ağlıyordu. Bütün hayatımın en güzel anını yaşıyordum. Sevinçten elimde olmadan ağlıyordum. Ama odadakiler kız olduğu için sürekli dövünüyorlardı. Hepsi beni kınadı. Eşim öfkeyle evini terk edip gitti. Birkaç gün mabette yatıp kalktı. Bizi bırakmıştı. Kalbim öyle buruldu ki çocuğumu odanın bir köşesine öylece bırakmak zorunda kaldım. Açlıktan ağlıyordu. Pis bir varlık olduğunu ve ondan kurtulmam gerektiğini sürekli kendime telkin etmeye çalışıyordum. Ama bütün benliğimle ona susamıştım. Birden kendimden geçerek ona doğru gittim. Onu kucakladım, kokladım ve öptüm. Onu bağrıma bastım, ona kendi sütümü verdim. Onu hiçbir şeye değişmem. Onu gerçekten çok seviyorum. Onu asla değişme. Kes sesini. Golda, sen neler saçmalıyorsun? Sen kendini bir şey mi sanmaya başladın yoksa? Unutma ki bizim yardımımızla Yerbağım'ın evine gittin. Paçavralar içinde dolaştığın günleri ne çabuk unuttun Golda. Şimdi hanım mı oldun sanıyorsun? Biz olmasaydık eğer o doğduğun köyde şimdi aç oturuyor olacaktın. Kendine gel, haddini bil, anladın mı? Törelere karşı çıkma. İnsanlar atalarının örf ve adetlerini sürdürürler. Yoksa anne için kız çocuğu erkek çocuğu kadar tatlıdır. Yani herkes, bütün din adamları ve bütün Yahudi kavmi yanılıyor. Ve yalnızca sen ve Zekeriya doğru söylüyorsunuz, öyle mi? Zekeriya Allah'ın peygamberidir. Peygamberler kendilerinden bir şey söylemez. Yine eski lafları ediyorsun. Bu inanışlarınız yüzünden mabette eşlerimiz çok zor durumda kalıyor. Eşleriniz hiçbir zaman Zekeriya'nın taraftarı olmadılar. Zekeriya, Zekeriya, Zekeriya. Zekeriya'nın Meryem'i mabede götürmesindeki amacı biliyor musun sen?
Hayır. Amacı nedir? Kendisi yaşlı. Eşi de kısır. Yıllardır bir çocuk özlemiyle yanıp tutuşuyor o. Senin çocuğuna ders verip yetiştiriyor. Ona karşı aşırı bir sevgi besliyorlar. Bak onlara. Seni ve Meryem'i niye evlerinde barındırıyor ve kızını bir an bile yalnız bırakmıyorlar sanıyorsun ha? İşittim ki Meryem'i kendisine iyice alışması için mabede götürüyor. Amacı budur. Böylece Meryem'le olmayan çocuğunun yerini dolduracak. Anlaşıldı mı? Bu böyle. Ben doğrusunu söylüyorum sana. Utan Ester. Zekeriya'nın ak saçından utan. Golda, hadi gidelim. Bir daha buraya gelirsem iki olsun. Evimizden gitmeyin. Kalın lütfen. Sen hanedanına hürmet göstermezken biz niçin kalalım? Bu iş sana pahalıya patlayacak. Bundan böyle bizden sevgi ve acıma bekleme sakın. Gidelim Golda. Ey her şeye gücü yeten Rabbim, bana dayanma gücü ver. Meryem. Anne, yoksa benim yüzümden seni incitiyorlar mı? Meryem dışarı çıkıyor, bakın. Hani şu keramet sahibi olan kız mı? Onun hakkında çok şey söyleniyor. Bazıları o ondan gidelim, şifa bulduklarını anne. İddia ediyorlar. Git ona selam ver ve ellerini öp. İyileşirsin hayat. İstemiyorum. Git kızım, hadi git ona selam ver, hadi. Merhaba Meryem. Onu mabede adamışlar. Vakti de gelmiş galiba. Gittiğinde bereketin bizden de gitmesinden korkuyorum. Endişelenmenize hiç gerek yok. Kız olduğunu görmüyor musunuz? Kızların mabede girmesine müsaade edilemez. Giremez oraya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.